Merhaba Yusuf Merhaba Bey, efendim. nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Doğru söyledik herhalde, değil mi? Doğru söylediniz efendim. Biz bu sektörü 4 kuşaktan beri evet. yapıyoruz. Aha. Yani bir dede mesleğimiz. Şu anda 4. kuşak olarak devam ediyoruz. Siz de devam ediyorsunuz. Devam ettiriyoruz. Babanız da hala var yanınızda. Evet, beraberiz şu anda babamız atölyede. Peki, şimdi kısaca Yusuf Mekikçi kimdir? Sizi bir tanıyalım. Yusuf Mekikçi 1971 Gaziantep doğumlu. Hı-hı. Lise mezunu. Güzel. 4 çocuk babası. Allah başlasın. Kutlu işiyle uğraşan bir vatandaş. Çok güzel. Kutlu nedir? Kutlu, çözgüsü bitki peyi. Atkısı pamuk, tamamen el dokuması yani bitkisel bir kumaştır. Yani katkı maddesi olmayan doğal hazırlanan. Doğal hazırlanan. Şey, mesela onların aşamaları var içinde. Evet. Çözgüyü çözdüğümüz zaman yani o da bitkiden gelen bir şey. Hı-hı. Haşıl dediğimiz reçine kayısı ağacının reçinesidir. Evet. Onu kıvama getirip ipeyi sertleştiriyoruz. Çok güzel. Ondan sonra mezik aşaması, hı-hı, tarakçılık ve dokum aşaması en son aşaması. Evet. Ve ondan sonra kumaş bu hale geliyor. Artık buraya geliyor. Evet. Şimdi özel eskiye dayalı çok güzel ahşap mobilyalardan oluşmuş makineleriniz var. Anladığım kadarıyla o sistemin içerisinde hazırlıyorsunuz bunu, değil mi? Şimdi tabii sistem şudur. Mesela 80'li yıllara kadar tahta tezgah, kamçılı el tezgah evet, dediğimizde evet, dokunurdu. Evet. 80'li yıllardan bu işin rağbeti biraz azalınca tahta tezgah olayı bitti, biraz da teknoloji yakalar mıyız diye mantıktan hurdaya ayrılan kara tezgah dediğimiz tezgahları revize ederek de dokumaya başlıyoruz. Tek farkı şu, onu mekiği elinden kamçı dediğimiz kısımdan atıyordu, bunu mekik motorla atıyor. Başka motorla bir şey yok. Atıyor. Tek teknoloji değişen, yok yani. Tek değişen, değişen aslında ben ona teknoloji demiyorum o zaman pek. Teknoloji değil. Peki satışta neler var şu anda mağazada? Şimdi mağazamızda genelde %90'ın üzerinde kumaş metrelik olarak. Çünkü kumaşın son bir yıldan beri rağbeti bayağı arttı. Güzel. Bu da sebebi ev tekstilinde bayanlarımız bayağı marifetli. Hı hı. Yastık kılıfından tutun yorgan kılıfına kadar, perden fonlarına kadar normal her şeyi yapıyorlar. Güzel. Giyim tekstilinde zaten sınır kalmadı. Aklımıza gelebilecek ne gelirse, her şey var. Son yılların en modası farace, kimoni ve uzun sabahlıklar bayağı revaçta. Çok şu anda talep görüyor. Tabii şu anda talep görüyor. Mesela biz en son geçen hafta içinde 12 tane markaya kimoni yaptık, gönderdik. Çok güzel, çok güzel. Tabii biz kutluyu biraz değişik tarz olaraktan kutlunun yemenisini yaptık. Telliğini yaptık. Hı-hı. Yani kutluyu daha farklı. Evet, biraz daha neler yapabiliriz diye anladığım kadarıyla. Evet. Şu anda ekranlar başındaki izleyicilerimiz izliyorlar. Neler yaptınız öyle biraz mesela sıralayalım. Mesela yemeni Antep özgü bir şeydir, ayakta yiyinden. Güzel. Tabii İç Anadolu atkı olarak, hı-hı, algılar ama yemeni deridir. Dedik peki bu el işiyle bu el işini birleştirirsek nasıl olur? Çok harika, değişik bir şey oldu. Evet. Mesela bayanlarımızın çok hoşuna gidiyor. Yaptığımız kimoninin altına terliğini istiyor veya ayakkabısını istiyor. Ha, kombin istiyor. Kombin istiyor, evet. Hmm, tamam, onu da siz sağlıyorsunuz. Tabii. Burada. Güzel, peki şimdi çantalarımız var. Dediğiniz gibi birçok üst takım giyebileceğimiz, kullanabileceğimiz aksesuarlarla evet, birlikte güçlü bir mağaza hattımız var. Yeriniz nerede sizin atölyeniz? Bizim atölyemiz Gaziantep'in Ünaldı denen semtinde. Aha. Orada günlük ne kadar çıkıyor böyle bir şimdi çalışma? Günlük tezgahta aşamalarını saymazsanız günlük tezgaha hazır işi attığımızda günlük her tezgah 50 metre çıkar. 50 metre. En fazla. En fazlası bu. Ama bunun 10 gün önce bir aşaması vardır. Sizin çünkü anladığım kadarıyla işçilik biraz istiyor değil mi? Biraz maharet istiyor. Tabii. Biraz süre istiyor tamamen anladığım kadarıyla. Tamamen emek. Tamamen evet, elle en ufak hatayı kabul etmeyen. Göz nuru, el emeği, göz nuru diyebileceğimiz aynen, bir çalışmadan aslında bir bahsediyorsunuz. Şimdi bu keyifli sohbetin içerisinde bir de teşekkür alalım. Bugüne dek sizi destekleyen, tercih eden, ülkemizin farklı lokasyonlarından buraya gelip alışveriş yapan ha, müşterileriniz var. Gaziantep ha, halkı da sizi destekliyor mutlaka. Şöyle herkese bir teşekkür, son sözleriniz. Şimdi ben bizi tercih ederekten Türkiye'nin bütün illerinden arayıp internet üzerinden arayıp bulanlar tabii, tabii, bütün vatandaşlarımıza, bütün halk eğitimlere, modacı ve tasarımcı olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Gender olmasa biz olmayız. Tabii bu bir destekle tabii, oluyor. Bu iş bir şarttır. Dayanışmayla oluyor. Herkesin birbirine sahip çıkması tabii, gerekiyor ki bu iş bir şekilde yürüsün. Sonuçta bir ticaret yapıyorsunuz. Evet. Peki ben size, babanız da burada şu anda oturuyor beyefendi. Evet. Ona, şahsına, geçmiş dönemdeki atalarımıza da teşekkür edelim. Tabii, tabii. Maşallahınız daim olsun. Allah razı olsun. İnşallah ilerleyen zamanda o hayal ettiğiniz şeyleri böyle hayata geçirdiniz mi? Yeni bir röportajda tekrar buluşmak dileğiyle. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Ediyorum. Sağ olun.